Herkese merhabalar. Sunumlu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay, pratik, hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarifle geldim. İster ana yemek yanına yancı olarak hazırlayın, isterseniz kahvaltıyı hazırlayabilirsiniz. Patatesli bir tarif. Çok kolay ve çok pratik. Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak benim elimde 4 tane küçük patates vardı. O küçük patateslerin hepsini halka halka dilimleyerek hazır hale getirdim. Sizde büyük patates varsa 2 tane patatesden de yapabilirsiniz. İlk olarak tavamın içerisine sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Siz isterseniz çiçek yağı ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama bunda sıvı yağ daha güzel oluyor. Şimdi kaynak kaynak doğramış olduğum patateslerimi dilimler halinde sırasıyla bir dizayn olacak şekilde diziyorum. Dizmiş olduğumuz patatesleri şimdi gelişigüzel dizmiştik. Sırasıyla dizayn olacak şekilde. Şimdi maşamla döndüre döndüre pişiriyorum. Yumuşaması yeterli. Böyle tamamen kızarmayacak. Dışları kızarmayacak. Böyle patates kızartması gibi olmayacak. Şimdi patateslerimin üzerlerine biraz tuz ve biraz karabiber ekliyorum. Daha sonra maşayla tekrar döndürerek her iki yönünde yumuşamasını sağlıyorum. Baktık patateslerimizin dış kısmı hafif kızarmaya başladı mı hemen su ilave edelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi patateslerimin dış kısmında böyle kızarıklar mevcut. Artık yavaş yavaş patateslerimiz kızarmaya başladı. Hemen o esnada yarım çay bardağı su ekliyorum. Şimdi bu aşamada patateslerimiz suyunu çekecek, iyice yumuşayacak. Tavamın kapağını kapatıp iyice suyun çekmesini bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunu çekti. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Patateslerim yumuşacık oldu. Şimdi üzerlerine kaşar rendelemiş olduğum kaşar peynirini ekliyorum. Ve son olarak ise küçük küçük doğramış olduğum biberlerin üzerlerine gelecek şekilde gelişigüzel ekliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi patatesli kahvaltılık tarifimiz yemeği hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yine muhteşem lezzetli bir tarif ile karşınızdayım. İster kahvaltıyı hazırlayın, isterseniz ana yemeklerin yanına hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, pratik bir tarif. Bir sonraki tariflerde görüşünceye dek hoşça kalın.